أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin, kardeşlerimin ve hocalarımın üzerine olsun inşallah. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Ve yine buraya teşrif ederken almış olduğunuz her nefes adedince Allah Azze ve Celle sizlerin şerefini, izzetini artırsın. Elde etmiş oldukları galibiyet ve zaferle müminlerin yüzünü güldüren, vermiş oldukları mücadele neticesinde küfarın belini kıran mümin erkek ve mümin kadınlara da selam olsun. Haklı oldukları galibiyette ve mutlulukta Allah Azze ve Celle onlardan da bize bir pay ayırmasını niyaz ederiz. Vermiş oldukları 20 yıllık mücadelenin belki şu an en zor anlarını yaşarken, bundan sonraki süreçleri çok daha ağır imtihanları beklerken Cenab-ı Allah onların yüklerini hafifletsin ve kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin onlar için hazırlamış olduğu ihtişamlı Firdevs cennetini nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Eban bin Osman rahimeullah dedi ki, Osman bin Affan'dan işittim. O şöyle buyurdu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, her günün sabahında ve her gecenin akşamında 3 defa Bismillahillazi la yedurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semiul alim derse, ismiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla, o hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir diyen bir kula hiçbir şey zarar veremez. Bu hadisi şerifi nakleden Eban bin Osman bu sözleri söylediği sırada felçli bir kimseydi. Bundan dolayı onu dinleyen bir şahıs şaşkın bir şekilde kendisine bakıyordu. Eban bin Osman ona yöneldi ve dedi ki, ne bakıyorsun? Hiç şüphesiz ki hadis benim sana aktardığım gibidir. Hiç şüphesiz hadis benim sana aktardığım gibidir. Ancak ben Allah'ın hakkımda geçerli olan kaderinden dolayı o gün bu sözleri söylemeyi unutmuştum buyurdu. Subhanallah. Bu hadis Tirmizi'de ve Ebu Davud'da geçmektedir. Değerli kardeşlerim, bu rivayet üzerinden birkaç tane hususu hatırlatmak isterim. Birincisi, bu hadisin ravisi tabiinin büyüklerinden, fıkıh ve hadis konusunda kendi yaşamış olduğu dönemin önderlerinden, aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, İslam ümmetinin 3. halifesi, hayasıyla, yumuşaklığıyla, insanların içerisinde bir kandil gibi parlayan, cömertliğiyle birçok sahabeyi geçmiş Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh'ın da evladıdır. Ne mutlu böyle vasıflara sahip olan bir babanın evladı olan Eban'a. Zorluk ordusunu kuşatan, zorluk ordusunun bütün ihtiyaçlarını gideren,
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bu saatten sonra, bu vakitten sonra Osman ne yaparsa yapsın ona zarar gelmez diyerek iltifata mazhar olmuş bir babanın evladı olmak şu yeryüzünde herkesin nasibi değildir. Allah Azza ve Celle bizim evlatlarımıza böyle bir ikramı sağlasın ki biz de Hazreti Osman gibi Peygamber Aleyhisselam'ın vedar-ı iftarı olan bir seviyeye yükselelim kardeşlerim. İkincisi, bu rivayette geçen olaya baktığımızda tabiinin hadiste, hadisi anlamada, hadisi yaşamada, hadise bakış açısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde yetişmiş sahabiden bir farkının olmadığını müşahede ettik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Zira Eban bin Osman kim bu hadisi şerif hükmünce yaşarsa, bu zikri tilavet ederse, semadan ve arzdan gelecek olan tehlikelere karşı korunur dediği sırada kendisi felçliydi. Kim bu hadisle amel ederse Allah Azza ve Celle onu sakatlıktan, hastalıktan, borcun, düşmanların tehlikesinden korur dediği sırada kendisi felçliydi. Ama dikkat edin, kendisine yahu be adam, yeryüzündeki insanlar bu hadisle amel ettiğinde Allah Azza ve Celle onu koruyacaksa, semanın ve arzın tehlikeleri ona kapanacaksa, Allah lütfuyla, keremiyle onu perdeleyip bir kalenin, bir kafesin içinde muhafaza edecekse, be adam bu felçli halin nedir dercesine kendisine şaşkın şaşkın baktığında, bakın başka bir rivayette Eban bin Osman'ın şöyle rivayet ettiği söylenir. Der ki Allah'a yemin olsun ki ben Osman bin Affan adına uydurmadım, ona yalan isnat etmedim, onu yalancı çıkartmadım. Dikkat edin şimdi, Osman da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söylemedi. Subhanallah, subhanallah. Ne ben babamı yalancı çıkartırım bir meclisin içerisinde, Osman'ın oğlu uydurma hadisler rivayet ediyormuş dedirtirim, babama leke düşürtürüm, ne de babam bir meclis içerisinde duymadığı, bilmediği bir sözü peygamber adına yalan söyleyerek kendini küçültür. Allahu Ekber. Değil mi Serkan abi? Biz sahabenin hadisler konusunda o derece hassas olduğunu biliyoruz ve okuduk ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adına yalan söylemekten korktuğu için Ebu Hureyre radıyallahu an bir hadis mecmuasını yaktı. Bir hadis mecmuasını yaktı. Ebu Derda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olan şahıs, peygamber adına söz söylemekten kaçındı, çekindi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an 4 Abdullah'tan biri olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı öğrenmek isteyenler falancaya yönelsin diye işaret ederken Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği zaman bedeni titremiş, hadisi rivayet ettikten sonra herkese dönmüş, ya bu sözü söyledi, ya buna benzer bir söz söyledi, ya bunun gibi bir ifadeydi diyerek korkusunu dile getirmiş. Subhanallah. O yüzden hani dedim ya ikinci maddenin başında, sahabe nasıl peygamber adına yalan söyleme konusunda korktuysa ve hadis usullerinde bir kaide oluşturuldularsa, sahabe Allah Resulü adına yalan söylemeyecek bir adalete sahiptir dedi ise, elhamdülillah, inanın tabi'in nesli de o peygamberin ashabı gibi aynı titizlikle hadislere yaklaşmışlar. Ben ne Osman adına yalan söyledim, ne de Osman radıyallahu an peygamber adına yalan söyledi, peygamberi yalancı çıkarttı. Kardeşlerim, şimdi içimizden bir tane kardeşim, başta ben olmak üzere, birbirimize yönelsek,
ister hatamızdan dolayı, ister hikmetsizliğimizden dolayı, ister bir şeyi düşünmediğimizden bizi harekete geçirmeyi arzuladığından dolayı bir ayet-i kerimeyi hatırlatsa, bir hadis-i şerifi gündemimize taşısa, muteber bir fetvayı önümüze koysa, inanın bizler sahabe kıvamında, tabi'in ahlakında bize sunulan delillere yaklaşamıyoruz. İlk başladığımız cümlenin başında ama kesinlikle kullanılmaktadır. Ama senin bilmediklerin var. Ama senin fehmedemediğin meseleler var. Ama bana göre, ama sana göre diyerek biz cümleleri başka bir bağlaçla başka bir konuya doğru iletmekteyiz. Sahabenin titizliğine ve ahlakına, tabiinin bu konudaki cüretkarlığına, Allah Resulüne karşı boyun eğişlerine bir türlü yaklaşamadık. Cenab-ı Allah bizi onlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, bunun sebebi imandır, iman, yakini iman. Bir kişinin imanı kuvvetlendiği zaman, bir kimse Rabbine doğru yaklaştığı zaman, ona hatırlatılan her türlü hakikatin gölgesi altında kalmaya, onun hikmetini araştırmaya ve hadislerle, o delillerle yaşamaya gayret gösterir. Haliyle kendisi böyle bir hadis-i şerif zikrettiğinde, kendisine böyle bir hadis sunulduğunda, bir zikirle cennetin kapıları açıldığında, bir zikirle musibetlerin, belaların kapısı örtüldüğünde, bakarsınız ki onlar hiç tereddüt etmeksizin, hadisin ravilerini araştırmaksızın, hadis uydurma mıdır, kaydırma mıdır, zayıf mıdır, şişman mıdır demeden o hadisin etrafında uçuşmaya başlarlar. Kim gibi? Halid bin Velid radıyallahu anh gibi. Bu adam tabir yerindeyse Allah'ın kılıcı. Bu şahıs bizzat kendisinin ifadesiyle cihad etmek Kur'an okumama mani olmuştur diyen bir şahıstır. Cenk meydanlarında bulunduğundan dolayı, insanların dünyayı arzulayıp makam ve mevkiyi elde etmek için çarpışırken tozu, kanı, teri, gözyaşını, korkuları iç dünyasında ve dış dünyasında harmanlayan bir mücahit, bakın kendisi Hire bölgesini kuşattığında, halkı muhasara altına aldığında, o halkın içerisinden bir adam gelir, Halid İbnül Velid'e yaklaşır ve der ki, ey Halid, İslam kumandanına seslenir, ey Halid, bu Hire halkı var ya, zehir yapmada, dikkat edin, zehir yapmada ve insanları ansızın, aniden, hiç beklemedikleri bir şekilde zehirleme konusunda mahir adamlardır. Kendini korumazsan onlar sana yaklaşacaklar, tabir yerindeyse. Onlar senin yanına gelecekler, gül uzatırken zehirlendiğini göreceksin. Korkutmaya çalışıyor belki. Caydırmaya çalışıyor belki. Ama Halid İbn-i Velid radıyallahu an adama der ki, o çok kuvvetli, önemsediğiniz, tabir yerindeyse belki ilah seviyesine çıkarttığınız, düşmanları korkuttuğunuz o zehri bana diyor getirin diyor. Bir kase içerisinde Halid'e sunuyorlar. Halid radıyallahu an kaseyi tutuyor. Bismillah diyor. Allah'ın adıyla. Ben Allah'a iman ettim. Allah'ın kudretine teslim oldum. Bana zarar verecek olan da, faydası olacak olan da Allah'tır deyip zehri yudumlar ve Halid'e hiçbir şey olmaz Müslümanlar. Bu yakini bir imanı gerektiren husustur. Şov olsun diye yapmadılar kardeşlerim. Düşmanın kalbinde korku salmak için yapmadılar. Düşmanın kalbinde imanın ortaya çıkması için gayret gösterdiler. Cihat meydanlarında dahi. Yine bir gün bahsederler. Halid İbn-i Velid bir bölgeyi kuşatır ve alır. İnsanlar cahil olduklarından dolayı, haram olduğunu bilmediklerinden dolayı Halid radıyallahu anha böyle bir içki tulumu getirirler. Deriden yapılmış bir tulum Halid'e sunulur. Halid radıyallahu anh der ki, bunun içerisinde ne var? Derler ki, bunun içerisinde içki var. Şimdi Halid karşı tarafı incitmek istemez.
Halid karşı tarafı kırmak istemez. Halid kaba olmak istemez. İkramı en güzel şekilde karşılamak ister. Ama dikkat edin Müslümanlar. Allah'a yönelir ve der ki ya Rabbi, bu bana sunulan tulum içerisindeki içkiyi bala çevir. Allahu Ekber. Sakın ha siz denemeyin. Sakın ha siz yapmayın. Ben de yaparım. Olur mu derseniz yanlışa sürüklenebilirsiniz. Çünkü Halid'in semaya ulaşacak kadar güçlü bir imanı vardı. Çünkü Halid'in dudakları arasından dökülen sözlerin kaynağı kalbiydi. O kalpteki kaynak da Allah'a duyduğu imandı. Teslimiyetti. O yüzden dikkatli olun. Dikkatli olmak gerekir. Halid bir yudumluyor. Dudakları arasından Allah balı salıyor. Subhanallah. Bal şerbetini salıyor. Subhanallah. Yine bir gün hani insan böyle Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın anlattığında böyle bir coşkuya kapılır. İmanı artar. Halid radıyallahu anh'ı daha yeni yeni keşfediyoruz kerametlerini. Subhanallah, hayatı gerçekten takdire şayan, hayatı gerçekten konu edilmeye değer, ismi gerçekten evlatlarımıza verilmesi gereken büyük bir şahsiyetmiş, Allah kendisinden razı olsun. Velid bin Mughira gibi bir adamdan da kardeşler, böyle bir yiğit, böyle bir kahraman, böyle bir Rabbine yönelmiş abid kul çıkabiliyormuş, Osman radıyallahu anh'ın evladı Eban gibi. Subhanallah. İşte Halid bir gün bir Rum diyarını kuşatır. Adamlar Halid'e gelirler, derler ki, elçiler gelirler. Her ne kadar kendisi elçileri kabul etmese de artık bölge düşmek üzere. Zafer tıpkı 2021'deki Müslümanlara ait olduğu gibi Halid ve ordusuna aittir. Nasıl ki bugünün müstekbirlerinin yartakçıları daha güzel sözler söyleme ihtiyacı hissediyor kalbimde. Şu kameradan kötü bir söz işiteceğim diye söylemek istemiyorum. İçimde tutuyorum. Birilerinin uşaklığını yapanlar, tabir yerindeyse birilerinin binekliğini yapanlar, affedersin kendisini eşek konumuna sokup kendisi üzerine bindirip de istedikleri yöne sürüklenen birileri var ya, kalemlerini oynatan, mikrofonların tabir yerindeyse arkasında konuşanlar. Hani dediler ya, biz tabir yerindeyse yenilmedik, biz çıkıyoruz. Baktık ki iç karışıklığı önleyemiyoruz. Bu adamlar sürekli birbirlerini parçalıyorlar. Şerefimizle girdik, şerefimizle çıkıyoruz. Önlem koyuyorum. İzzetsiz bir şekilde girdiler, zelil bir şekilde çıktılar elhamdülillah. Hani böyle karalama kampanyalarıyla büyük bir zaferi engellemeye çalışıyorlar ya. Ulan bunların dedeleri de böyleymiş, bu Rumların. Vallahi dedeleri de böyleymiş. Halid'e gelmişler, başlamışlar manipüle etmeye zaferi. Demişler ki ey Halid, al adamlarını git. Biz sana teslim olmuyoruz. Eğer bu muhasarayı bırakmaz, kalelerimizdeki insanları serbest bırakmazsan, bizim öyle yiğitlerimiz var ki kılıçlarına zehir sürüyorlar. Kime vursalar ölmese de ölmekten beter ediyorlar. Halid gülüyor. La siz neden bahsediyorsunuz? Bir parantez açacağım ha. Halid'i yeni keşfettik dedik ya radıyallahu anh. 15 kişiyle 45 bin tane Rum askerini peşinden kovalayan yiğit bir adamdır Halid. 15 kişiyle. Başındaki kumandana bana 60 tane adam ver. Ben Allah'ın izniyle Rumları tabir yerindeyse çer çöpe çevireyim diyor. Zorla ikna ediyor. 15 kişiyle 45 bin kişiyi kovalayan adamdır Halid. Sen neden bahsediyorsun ya? Hangi kılıcın zehrini etkisinden bahsediyorsun? Bu adam Bismillah diyerek zehri yudumlamış bir adam. Bu adam tulumu yudumladığında içki içerisine bala dönüşmüş. Sen neden bahsediyorsun? Halid diyor ki getirin bakalım diyor şu zehri diyor. Üç şey söylüyor onlara. Bir diyor. Biz diyor Allah'ın izniyle sizi yendik diyor. Tıpkı bugün dedikleri gibi Müslümanların. Zafer bize aittir. Bunu bilin. Allah bizim elimize zaferi bahşetti. İki diyor. Vallahi diyor sizden daha ahmak bir topluluk görmedim. Tıpkı bugün o ahmaklar olduğu gibi. Üç diyor. Şu zehri bir getirin bakalım. Çok güvendiğiniz zehri. Benim cihadımı ve zaferimi manipüle edecek bir zehri getirin de bakalım. Halid'in eline böyle bir kaseyle sunuyorlar. Halid bin Velid radıyallahu anh. Bir dahaki yani bu sohbet konusunun
son zikredeceğim hadisinde, duasında o duayı yapıyor. Bismillah, hasbiyallahu la ilahe illahu diye başlayan Tevbe suresinin son ayetleri var ya, bu duayı yapıyor ve kaseyi yudumluyor. Halit radıyallahu anh asla zehirlenmiyor. Allah onu muhafaza ediyor. Ama sen ve ben asla buna cüretkar olmayalım. Bunu yapacak olan yiğitler var mıdır? Vallahi bu iman meselesidir. Niye olmasın ki? Kurtubi kendisinden bahsediyor. Diyor ki, ben bu hadisi, yani o az önce bahsettiğimiz Bismillahillezî lâ yedurru diye başlayan, ben diyor bu hadisi işittikten sonra diyor asla terk etmedim. Hiç bırakmadım. Ve ben ne zaman bu zikri yapsam, bu duayı yapsam, Allah Azze ve Celle bana aniden gelen bütün musibetlerden korumuştur beni. Ancak diyor bir gün Medine'de gecelediğim bir sırada beni akrep soktu. Sonra düşündüm, baktım ki ben o akşam bu duayı yapmayı unuttum ve bir akrebin bana sokmasından asla kurtulamadım. Allahu Ekber. Yani Allah Azze ve Celle zikirde, duada istikamet olanlara da bazen böyle musibetle hatırlatır. Sen misin ey İmam Kurtubi? Bu zamana kadar bu hadisle amel ettin. Bir anda gaflet perdesi seni sardı. Ey Eban, sen bunu insanlara nasihat ettin. Bir anda seni gaflet perdesi sardı. Allah'ın kaderi senin üzerinde tecelli etti. Allah birini felçli bıraktı, birine de akrep soktu. Subhanallah. Şimdi bu iman meselesidir kardeşler. Bu iman meselesidir. Rabbine yönelen, Rabbini seven, Rabbine güvenen kulların üzerinde zuhur edecek güzel alametlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yaşanan güzel alametlerdir. Bakın, yakın zamanlarda Müslümanlardan bir grup zalimlere esir düşerler. Belki dost meclislerinde beraber otururken çokça bahsettiğimiz bir hadisedir. Ve zindanda Müslümanların içerisinde bir şaia kopar. Derler ki, yahu bu zindanın içerisinde kim la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin duasını yaparsa, Yunus Aleyhisselam'ın saflığıyla, Yunus Aleyhisselam'ın imanının kuvvetiyle Allah'a yaklaşırsa bu zindandan esareti kurtuluyor diyorlar. Bakın, böyle bir şaiye başlıyor. Müslümanlar birbirleriyle yarışıyorlar. Zikri kim çok yaparsa zindanın kapısı açılıyor ve o kişi beraat ettiği ilan ediliyor. Bir böyle, iki böyle, üç böyle, dört böyle. Bir tanesi düşünüyor, yahu diyor ki bir zikirle diyor, bu nasıl olur diyor ya. Bir zikri yapacaksın, bir dua edeceksin. Allah kapalı kapıları senin için açacak. Subhanallah. Allah senin bileklerine vurulan prangalardan seni kurtaracak. Allah ayağına konulan zincirleri paramparça edecek. Allah zalimin kalbine senin ismini koyacak. Senin için merhamet koyacak. Ve kapıyı açacak, diyecek ey falanca serbestsin. Ve bu adam bakıyor ki kardeşleri çıkıyor. Diyor ki ben diyor tesbihi elime aldım. Tam diyor 10.000. seferinde yaptığım sırada kapı açıldı. Ve dedi ki ey falanca beraatsin. Subhanallah. Buna inanmak lazım ey Müslüman. Allah Azza ve Celle dün Yunus Aleyhisselam'ı denizin ve geminin genişliğinden o Yunus balığının darlığının içine sokmadı mı? Soktu değil mi? Yine Yunus Aleyhisselam kendisine yöneldiğinde, Rabbine yakardığında, Rabbi için ağladığında, Rabbi için istiğfar ettiğinde Allah Azze ve Celle ne yaptı? Yunus balığını Yunus Aleyhisselam için bir gemiye, bir bineğe çevirmedi mi? Ve onu aldı sağ salim. Hiçbir zarar vermeksizin karaya çıkartmadı mı Allah? Subhanallah. Bu Allah için çok basittir. Ne olur evlatlarımıza, şu sübyanlara, şu günahsızlara Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin anıldığı o zikirleri öğretelim Müslümanlar. La ilahe illallah demeyi onlara öğretelim. Uygulamaları konusunda yardımcı olalım. Allah Azze ve Celle'nin hoşlandığı, dualara iltifat ettiği, hızlandığı tabirinde ise yardımın o zikir ve duaları öğretelim. Tıpkı şu çocuk gibi. Dedi ki özellikle yavrularımıza bu hadisleri, bu duaları, bu zikirleri öğretelim. Bakın Müslümanlar bir araya geldiklerinde, birbirleriyle muhabbet ettikleri sırada bir tane genç
9 ve 10 yaşlarındayken başından geçen iki tane hadiseyi anlatıyor. Diyor ki, ben diyor ilkokula giderken 9-10 yaşlarında annem her seferinde bana derdi ki, evladım evden okula, okuldan eve gidip geldiğinde La ilahe illallah zikrini çokça söyle. Ki Allah Azze ve Celle seni musibetlerden ve kötülüklerden korusun. Çocuk aklı ne söylediğimi bilmediğim halde annemin bu tavsiyesini tuttum. Okula gidip gelirken sürekli La ilahe illallah zikrini söylüyordum. Bir gün diyor kamyon hızlı bir şekilde diyor ayağımın üstünden geçti. Ben diyor baktım. Ayağımın diyor hiçbir şeye maruz kalmadığını gördükten sonra diyor yolun sakinliğine görüp karşıya geçtim diyor. Subhanallah. Küçük bir çocuk. 9-10 yaşlarındayken. Ve yine kendisi diyor ki Allah annesine rahmet etsin inşallah. Eğer bu yeryüzünde nefes alıp veriyorlarsa Allah onları imandan, İslam'dan ayırmasın. Ahirete intikal ettilerse inşallah mümin ne bir şekilde Firdevs cennetine girmiş kulları arasında olsun. Annesi evladına demiş ki, dermiş ki, evladım her yatağa yattığında gece ey melekler topluluğu eğer beni sabah namazına kaldırmazsanız kıyamet gününde sizi Rabbime şikayet edeceğim de ve ondan sonra yat dermiş. Çocuk her gece annesinin söylediği bu duayla yatarmış. Sonra da Allah Azze ve Celle annesinden daha yumuşak, annesinden merhametli, annesi gibi günahkar olmayan melekleri ona indirir. Beni diyor bir ses ve bir el sabah namazına kaldırırdı. Heyecanla annemin beni sabah namazına kaldırdığını zannederdim. Bir bakardım ki etrafımda kimse yok ama vücudum dinç, tembellik üzerimden kalkmış bir şekilde sabah namazını kılardım. Subhanallah. Evlatlara öğretilen dua ve zikirlere bakın Müslümanlar. Allah Azze ve Celle amel etmeyi bizlere nasip etsin. Şimdi bunları aktarırken, bunları dinlerken belki bazılarının aklına şu geçiyor. Ya bu kadar ucuz din olur mu? Geçenki programımızda bir hadisi şerif aktarmıştık. Kim şöyle bir zikir yaparsa, Resulullah'ın şu tavsiyesine uyarsa 70 bin melek ona vekil kılınır. Sabahtan akşama kadar veya akşamdan sabaha kadar o kişi için dua ve istiğfarda bulunur. Ve o kişi bu sözü söyledikten sonra vefat ederse şehit olarak ölür. Dedik değil mi? Birilerinin kulağına bu gitse, birilerinin gözleri bu rivayetleri görse, İnanın belki şunu diyecekler ki diyorlardır. İnşallah biz öyle demeyeceğiz. İnşallah biz onlardan olmayacağız. Allah ayaklarımızı sebat ettirsin. Ya böyle ucuz da bir din olur mu? Çalışmayacaksın, gayret etmeyeceksin, pinekleyeceksin, eline tesbihi alacaksın, ağzınla dua edeceksin. Evet, Allah seni meleklere gönderecek. Allah senin üzerinde melekleri bir vekil kılacak. Allah o melekler aracılığıyla dualarına icabet edecek. Böyle bir din mi olur? Hem de öleceksin, şehit olacaksın. Var mı öyle bir kolaylık? Bu duayı yapacaksın, Allah Azze ve Celle seni musibetlerden koruyacak. Diyenler var mıdır? Kesinlikle vardır. Ancak şunu bilmeleri gerekir ki, bu dua ve zikirler Rabbini sevenlerin Allah'a yöneldikleri takdirde Allah Azze ve Celle'nin onları ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini gösteren en büyük alametlerden bir tanesidir. Bu hadisler, bu sözler Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin enginliğini ispatlayan sözlerdir. Eğer hadiste zayıflık arayanlar varsa, hadiste uydurma arayanlar varsa, kalbi mutmain olmayanlar varsa, kardeşler kalbine sorsun. Zihnine sorsun. Yetişmiş olduğu çevreye şöyle bir baksın. Gelmiş olduğu genlere şöyle bir baksın. Nelerden etkilendiğini, kulaklarının arasından nasıl bir bilgi ve ilimlerin sızdırıldığına baksın. Sana Rabbine istiğfar etsin. Allah'ın lütfuna ve keremine doğru yürüsün değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bu zikri, tavsiye ettiği bu zikri kim yaparsa Allah Azze ve Celle yerden ve gökten gelecek kötülüklere karşı onu koruyacaktır. Biz buna iman ediyoruz. Neye iman ediyoruz? Koruyacak olanın Allah Azze ve Celle olduğuna iman ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biz öyle bir yalvaralım ki
Allah Azze ve Celle bizi küfürden, nifaktan, nankörlükten, haset gibi hastalıklardan muhafaza buyursun. Biz Rabbimize öyle bir yalvarardım ki şeytan ve cin, görünmeyen alem tarafından gelecek tehlikelere karşı Rabbimiz bizleri korusun. Biz Rabbimize öyle bir yalvaralım ki şeytan ve onun avaneleri, dostları, insan hükmünde olan ama hayvanlardan daha aşağılık kafirlerin, zalimlerin musallatlığından kurtulalım. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelelim ve yalvaralım. Şifası olmayan hastalıklardan, ödenmeyen borçlardan Rabbimiz bizleri muhafaza eylesin. Biz Rabbimize yalvaralım. Onun gazabından, öfkesinden emin olalım. Biz Rabbimize yalvaralım. Vahşi hayvanların saldırılarından emin olalım. Ve yine Rabbimize yalvaralım. Aklımızı, akıl emniyetini yitirmekten, bunaklıktan Rabbimiz bizleri muhafaza etsin kardeşlerim. Bu akşam payımıza ayrılan ikinci duamız ve zikrimizi aktardıktan sonra inşallah programımızı nihayete erdireceğiz. Allah Azze ve Celle konuştuğumuz hakikatlerle amel etmeyi bizlere nasip etsin. Bu sefer bize hadisi aktaran sahabe Ebu Derda radıyallahu anh. Bu kişi sahabenin abidlerinden, bu kişi dünyayı elinin tersiyle atıp da tamamen ahirette yönelenlerden, bu kişi kendisine sorulduğunda sen Rabbini ne kadar zikrediyorsun, eğer diyor bu parmaklar yanılmıyorsa, hata ettikleri de dahil Allah'ı günde 100.000 defa zikrediyorum diyen mümtaz şahsiyetlerden bir tanesidir. O diyor ki Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu, her kim her gün sabahladığında ve akşamladığında 7 kere Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim derse, yani Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur, ona tevekkül ettim, o büyük arşın Rabbidir. Bu sözlerle alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelirse, bakın şimdi Resulullah ne diyor? Allah ona dünya ve ahirette ne isterse verecektir diyor. Subhanallah, subhanallah. Ebu Davud'un edep bölümünde geçen bir hadisi şerif. Kardeşlerim, küfür, zalimler her bir koldan bizi hidayetten uzaklaştırmak için çabalarken şu dünya hayatında Allah'tan hidayetimiz için talepte bulunalım. Küfür ve zalimler Allah'ın dinini yeryüzünden yok etmek, Müslümanlara büyük oyunlar oynamak için mücadele ederken dinine hizmetkar olabilme lütfunu elde etmek için Allah'tan talepte bulunalım. Bugün küfür ve zalimler nesillerimizi helak etmek için yarışırlarken nesillerimizin ıslahı için Allah'a yalvaralım. Özellikle gençler, küfür ve zalimler şehvetlerimize dokunarak bizi iblisin yoluna sürüklemek isterken şehvetlerimizin gücünü haram yollarda kırması için ve haram yollara girmememiz için alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvaralım. Bugün sağımız solumuz hataların, sağımız solumuz yanlışların ekseninde gezerken Allah Azze ve Celle'den bağışlanmamız için dua edelim. Bugün ümmeti Muhammed paramparçayken ümmeti Muhammed'in kurtulması için dua edelim. Öleceğimizi bildiğimiz halde Allah Azze ve Celle'ye şehit olarak yükselmeyi niyaz edelim. Allah Azze ve Celle'nin ihtişamını sakladığı, güzel nimetlerle donattığı Firdevs cennetini elde etmek için alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yönelelim. Ne olur kardeşlerim, içinizde ve içimizde bizi işiten veya işitmeyen Müslümanlarda alemlerin Rabbi olan Allah'tan isteyeceği çok şey vardır. Kimisi talebini sunmayı bilmemektedir. Kimisi talebini sunmaktan haya etmektedir. Kimisi yanlışlarını biliyor, Allah'a yönelmekten utanmaktadır.
Allah Azza ve Celle samimi bir şekilde kendisine yönelen, bağışlanma dileyen, günahı işlememe konusunda azmeden, zikirde istikamet üzere olan, Allah Azza ve Celle'yi zikretmediği zaman kalbi daralan, Allah'a kulluktan uzaklaştığını hissettiği anda bedeni titreyen kişileri affedeceğine, günahlarının semaya kadar ulaşsa da, okyanusları batırıp pisletecek kadar hataları işlese de, şirk koşmadığı müddetçe kendilerini bağışlayacağını vaat etmektedir ve Allah vaadinden dönmeyecektir. Şu günahkar dillere eğer Allah'ın ismini anmak lütfedildiyse, vallahi bunun hamda değer bir kaydı vardır kardeşlerim. Eğer günahkar alınlarınız secdeye gidiyorsa, bu size yeryüzünde bağışlanmış en büyük nimettir. Sözleriniz cennet için kapılarına kilit vurulan, sürgüler çekilen o cennet bahçesi için bir anahtardır. Sözleriniz kıyamet günü terazinin bir kefesine konulduğunda günahlarınızı yerin dibine batıracak büyük bir ölçüdür. Sözleriniz alemlerin Rabbi olan Allah'ın rahmetini celbedecek kelimelerden ibarettir. Eğer bir kimse buna alıştıysa, bunu kendine düstur edindi ve istikamet üzere bu yolda gidiyorsa, ne mutlu o kimseleredir. Eğer bir kimseye ölüm, Kur'an ve zikir fayda vermiyor, onu yumuşatmıyor, onu inceltmiyorsa da, Hasan-ı Basri'nin dediği gibi o kişinin üzerine kapılar kapanmıştır. Vay o zaman halimize. Ne olur nefsimize dönelim. Şu durgunluğumuzu, şu dünyaya dalışımızı, şeytanın yoluna gidişimizi engelleyecek olan dua ve zikirlere her zamankinden daha fazla sarılalım. Başımıza bir musibet geldiğinde o musibetin sebebini sokaklarda, dışarıda araştırmadan önce Eban bin Osman ve İmam Kurtubi gibi nefsimize dönelim. Bugün herhalde Rabbime sığınmayı unuttum, ona yönelmeyi unuttum, ona tevekkül etmeyi unuttum. Bundan dolayı ben böyle bir musibetle imtihan oluyorum demeyi Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır, cennetiniz inşallah Firdevs-i Ala olsun.